Herkese merhabalar. Ortak yazılı sınavlarının tarihleri LGS, belli oldu. Hem yazılar of ya. Hiç endişelenme Tonguç'um. LGS'de de LGS 2024'te hem sözelde hem sayısalda şovumuz yapacağız. Yazılarda da mükemmel bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde hazırladığımız yazılı provalarıyla, yazılı notlarıyla ve buraya eklediğimiz özel testlerle seni çok güzel bir şekilde hazırlayacağız ve inşallah hem yazılardan yüzlerini alacaksın hem de LGS'de şovunu yapacaksın. Hiç endişelenmene gerek yok. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu yıl ilk kez ortaokul ve lise de ortak sınavlar yapılıyor ve bu sınavlar esasla sizin durumunuzu kontrol etmeniz yani böyle hastaneye gidip check-up yaptırırlar ya burada da Okul sizi bir kontrol ediyor. Acaba ne durumdasınız? Eksikleriniz var mı? Kazanımlarını biliyor musunuz? Bunlara bakıyor. Yoksa bu yazılı sınavlarının sonuçları sizin takdirinizi, teşekkürünüzü, LGS'nizi etkilemiyor. O yüzden hiç korkmanıza gerek yok. Ama bizler Tonguç Akademi olarak hem kazanımlara uygun bir şekilde yazılı provalar hazırladık, yazılı notlar hazırladık. Hem de sizleri bu sınavlara uygun bir şekilde yazılı notlarımızın içerisine çok güzel testler koyduk. Buradaki kare kodları girdiğinizde telefonunuza hem Tonguç Akademi.com'dan hem TATS uygulamasından süper yazılı provaları çözeceğiz çözeceksiniz, testler çözeceksiniz. İlçe genelinde, il genelinde yapılacak sınavlara veya ülke genelinde ileride bilmiyorum şu anda 8'lerde yok ama yapılacak sınavlara sizi mükemmel bir şekilde hazırlayacak ve sizler de kendinizi kontrol etmiş olacaksınız. Şimdi yani hiç endişelenmenize gerek yok. Ortaokul ve liselerde işte dediğimiz gibi şu anda 6 ve 9'larda belli. Sekizlerde var mı hocam? Daha 8'lerde belli değil ama belki ileride olabilir. Eee ortak yazılı sınavlar var. İl ilçe geneli sınavlar yapılabilir sizde. Bundan da hiç endişelenmenize gerek yok. Bunlar zaten sizi değerlendirmek amacıyla değil de durumunuzu görmek amacıyla. Yani buradan 70 aldın o yüzden yazılı notların düştü. Böyle bir şey yok. Ama senin durumunu görmen eksiklerin var mı? Türkçe'de matematikte fende neredeyse bunu görmen açısından önemli. Okul geneli sınavlar tabii ki önemli. Niye? Çünkü burada alacağın yazılı notu senin 100 mü aldın, 90 mı aldın, 80 mi aldın? Bu direkt e-okulda senin notlarına etki ediyor. Takdirine teşekkürüne etkiliyor. O yüzden bizler de yazılı provalarımızı, yazılı notlarımızı mükemmel bir şekilde hazırladık. Senin de inşallah yazılardan en güzel notlar almanı sağlayacağız. Öğrenci sıralaması. Mesela diyelim ki bu ilçe geneli sınava girdin. Veya okullar arası karşılaştırmalı veri çıkarılmayacak. Yani sen diyelim ki ee, örnek görüyorum. Sen mavi okula gidiyorsun. Ben sarı okula gideyim. Senin okulun birinci olduğu Türkiye genelinde veya hatta işte ilçe genelinde bu olmadı. Bu etkilemiyor. Bunu göremiyorsun zaten. Sadece sen sonuçların e-okula giriyor. Buradan doğrularını, yanlışlarını görüyorsun. Yani buradaki sınavlar yani bu e, il-ilçe genelinde yapılacak sınavlar senin sıralamanı, senin durumunu, senin işte karneni etkilemiyor. Buna dikkat et. İl-ilçe genel ortak sınavlarda çoktan seçmeli 20 soru var. Bizler de yazı notlarımızın içerisine mükemmel bir şekilde çoktan seçmeli 20 soru koyduk. Tümde derslerde yani Türkçe'de matematik fende çok rahat bu soruları çözeceksin. Buradaki kodu kazdığın zaman TAS uygulamasına giriyorsun ya da Tonguç Akademi.com'a giriyorsun. Çok güzel bir şekilde yazı notlarını çözüyorsun ve bunlardan da başarılarını elde etmiş oluyorsun. Zaten yazılarda hedefimiz kaç? 100, 100, 100. Harikasın. 100, 100, 100. Peki LGS'de hedefimiz kaç? 500 hocam. İnşallah 500 diyorsun. İnşallah 500 alırsın Tonguç'um. Zaten 500 aldığın zaman Türkiye birincisi oluyorsun. İnşallah hedefiniz 500 olur. En az 500'leri alırsınız ve çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Şimdi okul geneli sınavlarda açık uçlu ve klasik sorular var. Zaten We'll be right <laughs> back. okul geneli sınavlardaki zorluk seviyesi de kazanımlar da artık net bir şekilde belli. Zaten eskiden de Milletim Bakanlığı kazanımları açıklıyor diyordu ki ortaokulda 8. sınıfta fiilimsiyi sorun, sözcük anlamını sorun, şunu sorun diyorlardı. Bunları artık net bir şekilde sınırlarıyla belirlediler. Yani sıfat fiil çıkacak, zarf fiil çıkmayacak mesela atıyorum. Bunun sınırlaması tüm okullarda Milletin Bakanlığı'nın açıkladığı kazanımlara uygun bir şekilde yeni duyurduğu tablolara göre yapılacak. Bizler de hem yazılı notlarımızda hem yazılı provalarımızda bunları uygun bir şekilde sizleri hazırlıyoruz arkadaşlar. Hiç endişelenmenize gerek yok. Tonguç yazılı kampları ile yanınızdayız. Yazılı Kampı tarihimiz 23 Ekim'de. 23 Ekim'de mükemmel bir şekilde kampa gidiyoruz. Gözlerimin altını siyah boyacağım hocam. Harikasın. Böylece uzağı daha iyi görürsün. Zaten bizler de yazılarda çıkacak soruları daha iyi görmeniz için, LGS'de çıkabilecek soruları daha önceden görebilmeniz için sizlerin yanınızdayız. Sizlere destek oluyoruz. Yazılı kampımıza görüşmek üzere arkadaşlar. Ödül soruyorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım şimdiden hepinize sınavlarınızda yazılarınıza başarılar. Donguç Dershane sundu.